Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Ben 20 gün sonra Amerika vatandaşlık testine gireceğimi öğrendim ve İngilizcem yok. Bu yüzden soruları ezberlemekte çok zorlanıyorum. 100 sorunun içinden sınavda en çok çıkan sorulardan birkaç tane tahminen söyleyebilir misiniz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Sizin bence önce dikkat etmeniz gereken nokta neden İngilizceyi öğrenemiyorsunuz? Eğer İngilizceyi öğrenmenizde herhangi bir sağlıklı bir sorun var mı yok mu? Yoksa sadece bilmediğiniz için ve bir çaba gösteremiyorsanız size ilk tavsiyem kesinlikle İngilizcenizi geliştirmek yönünde olacak. Ve bu konuda da hem sadece sınavı geçmek için değil, sınavdan sonra da daha rahat edebilmeniz için. Tabi bazı istisnalar olabiliyor. Bunlardan bir tanesi kişinin ne kadar süredir yeşil sahibi olduğu ve yaşı. Bu tip şartlar yerinde ise tabi bunun için uzun süredir yeşil sahibi oluyor olmanız ve yaşınızın büyük olması gerekiyor. Eğer böyle bir durum var ise bu değerlendirmeye önce bakabilirsiniz. Ya da sağlıklı anlamda ciddi bir sorunuz var ise öğrenmenize engel olan, bu sefer de doktorunuz aracılığıyla gerekli raporları hazırlarsanız belki ondan dolayı İngilizce sınava girme durumunuz affedilebilir. Yoksa ezberleyerek yapma noktasında zorlanacağınızı düşünüyorum ama tavsiyem şu olacak. Sonuçta 100 soru var. 10 tane soruya kadar soru gelecek. Bunların hepsi de 100 sorudan çıkacak. Dolayısıyla ben bu noktada size şuna çalışın, buna çalışın deyip sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Dolayısıyla bütün sorulara ezberlemenizde ve çalışmanızda fayda var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.